Skol.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlkay Zaman. Ben Kaan Kaya. Şimdi Kaan'cığım, elimizde Logitech'in yeni ürünleri hoparlörler var. Bluetooth hoparlörler. Evet, UE serisi. UE Roll ve UE Boom 2. Evet, UE Roll bu. UE Boom da bu. Boom 2 bu. Boom bir de 2. Bunun Boom 1 vardı. Evet. Bu geliştirildi biraz daha. Ama o galiba Türkiye'ye gelmedi. Ben birkaç incelemesini gördüm, satılırken görmedim sanırım. Evet. Satışa bilmiyorum. Şahit olamadım mı yani? Yok zaten. Tam parayı verip böyle şey yaparken. Bunlar bizi aşıyor o yüzden. Denk gelemiyor. Bunlar bizi aşıyor. Evet, şimdi bu ürünlerin alameti farikası nedir? Yani çok güzel piyasada görüyoruz böyle bunlar ürünler. Bunlar müzik çalıyor, güzel cihazlar. Ya hayır, şunu demek istiyorum. Piyasada bu tür cihazlar çok var. Evet. Yani gerçekten var. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Birazdan zaten sesini de açacağım. Yani bunların verdiği sesi bu ebatlardaki hiçbir cihazda görmedim. Çünkü şöyle hem 40 milimetre sürücü kullanıyorlar, hem su geçirmiyorlar, hem de özel sürücüler olduğu için sesler hani diğerlerine nazaran daha kötü, daha iyi. Bir de bunlar stereo, genelde piyasadakiler mono oluyor. Mono oluyor, evet. Bu yani 360 derece ses veriyor ikisi de. Şöyle oluyor, mesela bundan bir tane daha olursa bunların ikisini bile birbirine bağlayabiliyorsun. Tam yani böyle her tam yeri kaplı. Her yeri kaplı. Şimdi teknik özelliklerine kısaca bahsedelim. UE Boom 2'den başlayalım. Tamam, Boom 2'den başlayayım. 3,5 milimetrelik şöyle altta bir giriş var. Bunu ben açayım. Sen aç abi. 3,5 milimetrelik bir jack destekliyor. Kablosuz olarak buna erişebiliyorsun. Şöyle gevşetiyorsunuz. Dediğim gibi stereo. Lityum iyon pili var. 15 burada saate kadar. AUX girişi var. Şu tarafta da. Müzik çalabiliyor. Micro ama USB girişi kullanıma var. Kullanıma göre değişiyor. 548 gram ağırlığı var onun. NFC var üzerinde. Ondan sonra Bluetooth şeyi de çipi de özel bunların. Mesela şu 4.1 mi? 4 mü? Yok, çip olarak diyorum. Bu mesafe algılama olayına. Mesela bu 30 metre, bu 20 metre mesafe olarak. Genelde hep 10 metre diye konuşuruz ya. Ben de o yüzden diyorum. Bluetooth 4 mü? 4.1 mi? Hangisini destekliyor onu bilmiyorum. 4 olması lazım. Tamam. 4 diye biliyorum. Sonra suya dayanıklılığını söyledim ama 1 metre suda demiş. 30 dakikaya kadar dayanır demiş. Evet. Bunu biz test etmedik ama diyorlarsa bence doğrudur da. Üstünde bir kumaş var. Yani bu plastik değil. Özel yok, bir kumaş. Kumaş, evet. Kendi üzerine mikrofon var. Aslında şöyle açayım göstereyim. Telefon görüşmesi de yapabiliyorsun. Şu yanda da şöyle ses açma ve kapama tuşlarımız var. Bunun kutusu 50 lira var mıdır ya? Bilmiyorum, vardır dışarıda. Rahat vardır. Yukarıda bildirim ledi var zaten. Evet. Şuradan da Bluetooth'u eşleştirebiliyorsunuz evet. Şu küçük tuştan. Ben şimdi onları biraz göstereyim. Bu bildirim ledi arkadaşlar. Burada bir bildirim ledi var. Şu küçük Bluetooth'u pair edebiliyorsunuz cihazınıza. Eşleştirebiliyorsunuz. Ses açma kapama burada. Şu zaten bütün hepsinde olan bir şey. Alt tarafını zaten gösterdik. AUX girişi ve de micro USB şarj girişi var. Geri kalan da şöyle silindir halinde. Şimdi zaten birazdan 11 watt saatte bir pili var. 11.52 de. Şimdi 11. Bu 15 saat çalabiliyor, doğru mu? Evet. Ortalama bir seste. Tabii evet. Sesi sonuna kadar açınca bu süreler değişiyor. Biraz açayım mı sesini? Aç. Peki. Şöyle telifsiz bir müzik. Telifsiz. Yok, bu benim satın aldığım müzik. Olur. Ben bunun parasını ödedim. Şaka değil, gerçek. Ödedin ama şimdi topluma çalınca sorun olmasın? Faturasını gösteririm ben. Tamam. Şimdi sesi biraz aşağıdan başlattım ilk önce. Sonra yukarıya doğru çıkayım. Yani şu anda bizim mikrofonlarımızdan gelen ses bile sizi bence tatmin edecektir diye düşünüyorum. And it just goes on. Time to make the club go up. Şimdi. Time to shut the club down. This is not how I woke up. Dur abi. Şimdi durdurdum. Bu sesi yani siz şu anda tabii ki bizim size verebildiğimiz kadar alıyorsunuz sesi. Ama şöyle söyleyeyim. Bizim burası bir 50 metrekare vardır büyük ihtimalle stüdyomuz. O yüzden burada ses çok dağılıyor. Ama yine de sesi gerçekten 360 derece alabiliyorsunuz. Yani sadece buradan gelmiyor. Bayağı bir dağılıp geliyor. Yani başarılı bir cihaz aslına bakarsan. Fiyatı ne ya abicim? Bu cihazımız 750 TL. Bu cihazımız başladı yine satışlar. Evet. Bu cihazımız 750 TL olup. O da 550. Şimdi istiyorsam biraz da UE Roll'dan bahsedelim. Genel ondan olarak sonra özellikler da zaten aynı.
birçok özelliği. Yalnız bunda artık çalma süremiz 9 saate düşüyor. Bunu bir bağlayayım ben. Bağla sen onu abi. Ben de biraz bahsedeyim. Su geçirmezlik yine bunda da var. Yine aynı kumaşlı yapı var. Bunun da ses açma kapaması böyle üstte. Şurada. Bunda sevdiğim başka bir şey oldu benim. Kaan onu da söyleyeyim. Neymiş? Bu niye açılmıyor? Bozdun işte abi. Şarj ha, açıldı. Tamam. Bunun şu olayını sevdim ben. Böyle lastikli. Yani bunu kolunuza değil tabii ki ama arabanızda bir yere, evinizde bir yere falan bağlayabilirsiniz yani. Güzel bu, olmuş. Bir farkı da bu. Bir de böyle yalnız vuruyorsunuz. Başka bir farkı da bu. Bir kere şöyle söyleyeyim. Tasarımlar gerçekten çok hoş cihazların. Ben çok beğendim. 300 gram da onun ağırlığı şimdi var. Şimdi evet şunun bağlantısını keseceğim. Sadece buna bağlanacağım. Bağlantıyı kes dedim. Çapı tamam. Da 13,5 santim şöyle çap olarak verirsen. Bu veda etti. Çapı da 13,5 santim. Evet. Şimdi bir de bunun sesine biraz bakalım. Bunda da aynı şekilde iki hoparlörü bir arada kullanıp tamamen ses alabiliyorsunuz sağlı solda. Bunda da başka bir parçamızı dinleyelim. Müzikleri de inşallah beğenmişsinizdir. Genelde bunları anlatırken de suda, denizde falan kullanırken demişler. Çünkü suya dayanıklılığını... Bir metreye kadar evet. Suya girebiliyor. 30 çok... dakika dayanıyor demiş. Ya o şu, yani suyun altında bunu dinlemeyeceksin. Ya, sahilde ıslansın yoktur. Demek. Islansın, bir şey olmaz, bir şey korkma olmaz. Demek. Şimdi bunun fiyatı ne demiştik? 550. 550, bunun fiyatı da 750. Evet. Şimdi bana soracak olursan eğer, ikisi de gerçekten hem tasarımları... Hem de ses performanslarıyla fiyatlarını hak ediyorlar. Kimine göre pahalı olabilir tabii ona bir şey diyemem. Tabii işte bir şey değişir. Aynen ama kesinlikle bence yine bir denemenizde fayda var. Yani özellikle böyle iyi ekosu olan bir ortamda çok daha iyi olacaktır. 2 amperlik de bir bataryası var. Adaptörü var pardon batarya demişim. 2 amperlik bir adaptör. Buyurun Kaan Bey. Güzel bir adaptör. Evet. Ya zaten lazım pilleri biraz büyük olduğu için. Asus bir telefonun 5000 miliamperlik kutusundan 1 amper çıkınca böyle bir cihazın kutusundan 2 amper çıkması güzel olacak tabii bunun ki yani. Bunun tek şey dengi yani belki uyumlu koysalar daha güzel olurmuş ama bu da güzel bir renk. Bence tezat yapmışlar. Zaten bu olabilir. Seri çok şey bir seri. Amerika'da da böyle tasarımcıların falan çok tercih ettiği bir seri. Ama şöyle söyleyeyim gerçekten dışarıda plaja gittiğinde, pikniğe gittiğinde ya da işte atıyorum Bostancı sahilinde oturuyorsun abi. Arkadaşlarınla bir şeyler içiyorsun. Koy bunu tıngır mıngır dinle. Çok mantıklı cihaz yani. Yani güzel bir cihaz. Bir de şöyle bir şey var. Buna benzer cihazlarda, ucuzlarda telefon destekler konuşmayı ama genelde konuşamazsın çünkü çok bozulur. Bir de o var onu söylemeyi unuttuk. Güzel telefonla konuşuyor. Denedik. Bununla kendileri. Aynı zamanda telefonla da konuşabiliyorsunuz mikrofonu arkadaşlar. Var. Mikrofonu da. Var aynısı üzerinde. Aynısı bununla da geçerli. İkisinde de var. Yani oturuyorsunuz, bunu bağladınız, bir şeyler dinlediniz. Sonra kapatmadınız. Telefon çaldı. Böyle televizyon izlerken aa baba ne yaptın iyi baba sen ne yaptın falan diye çok rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. O da bir avantaj. Evet Bluetooth mesafeleri de yüksek olduğu için gayet iyi oluyor. Hani odadan odaya geçmenin sıkıntı, evet. Sıkıntı olmuyor. Ama tabii ne kadar uzaklaşırsan sesin o kadar tabii, düşecek. Bir de aralarda duvar falan. Aynen. Cihazlar güzel. Tasarımları güzel. 550-750 demiş güzel. Değil mi? Evet. Ama bunun kutusu da aslında bir değişik. Kutuyu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bence bunu daha güzel yapmışlar çünkü çok daha çevre dostu. Çevre dostu ne bileyim çok bana hitap etmedi o enteresan kutu. Sana hitap etmedi ama tamamen kağıttan yapmışlar ambalajını. Şöyle açıyorsun. İçinden bir güler yüz çıkıyor. Parayı alınca tabii gülüyor adam mutlu oluyor. Yani böyle değişik bir şey yapmışlar. Ben hoşuma gitti yani. Böyle severim böyle şeyleri. Tek şeyi kutuyu tekrar toplamak.
Ya, bozduk, işte, mahvettik kutuyu. Ya ama ne yapayım abi, o senin dediğin reverse engineering'e giriyor yani. Gül gibi duruyor. Çin'de paketlenen bir kutuyu gerisinin aynısını yapabiliyor musun? Yapamıyorsun işte. O bildiğin reverse engineering'e girer yani. Çin ürünü değil ki. Değil, evet. Evet, ürünler. Telefonla konuşabiliyorsunuz. Kaliteli bas ve tiz alabileceğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Ben kusur bulamadım. Ben de bulamadım. Çok açık ve de net söyleyeyim. Tasarımları da gayet hoş. 750 lira fiyatı var, 550 lira fiyatı var. Bu cihazın şu avantajı çok hoşuma gitti. Bir yerlere takıp edebilirsin, evet, bir şeyler yapabilirsin. Böyle bir amacı olanlar. Faydalı olur. Bu cihazın da tabii ki ayakta durması. Yanda tutabilirsiniz bu arada. Ses biraz boğulur ama dinlemenize ya da telefonla konuşmanızla alakalı. Cihazlar bunlar. Evet. Ben çok beğendim açıkçası Fatih'im. Bundan iki tane alıp da yani evdeki 5+1 sesini bile alabilecek. Abi sen bu 750 lira deyince bir tane bile almam dedin. Şimdi iki tane alıyorsun. Yok, hani bu parayı verebilecek birisi için diyorum. İki tane alıp. Ama ben değilim diyorsun. Yok, ben alamam yani ikisinden birini de alamam yani. Peki şu Banggood'da 30 dolar olsa alır mısın? Alırım. Zaten benzerini aldım. Bunu bir tane. Bunu sana kim verir 30 dolara, kurban olayım Kaan ya. Sen verirsin, senden alayım. 30 dolara veriyorsan hemen alayım. Hadi ver. Neyse, videoyu kapatalım da helalleşiriz. Kesin video kapanınca vermeyeceksin. Arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi like etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, varsa eleştirilerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.